Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler, mutlu bayramlar. Yavaş yavaş bayramında, bayram tatilinin de sonuna gelmeye başladık. Özellikle trafikte olan ve yola çıkacak olan Radyo Spor dinleyicileri ve tüm vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını buradan tekrardan hatırlatmak isteriz. Evet sevgili Radyo Spor dinleyicileri, gündemimiz yoğun. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yavaş yavaş yeni sezon hazırlıkları sahaya inmeler başlıyor. Galatasaray ilk sahaya inen takım oldu. Teknik direktör Okan Buruk takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi Galatasaray. Okan Hoca, şampiyonluk yaşadık ama bu artık bizim için geride kaldı. Gelecek sezona bakmamız gerekir dedi. Bu sene ise çifte kupayla yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında çifte kupa var dedi ve Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri ise Icardi. Icardi'nin belirsizliği hala devam ediyor. Galatasaray sezon hazırlıklarına başladı ancak Icardi'siz ve forvetsiz yoluna devam eden bir Galatasaray var. Gomis'in takımdan ayrılması, Icardi'nin durumunun belli olması, olmaması ve elinizde sadece Barış Alper Yılmaz'ın kalmasıyla birlikte Galatasaray bir anlamda forvetsiz hazırlıklarına başlamış gibi gözüküyor. Ama ilerleyen günlerde ne olur ne biter, bu da tabii ki yapılacak olan transfer çalışmalarından sonra belli olacak ki Galatasaray'da özellikle Dursun Özbek, Dursun Başkan, Icardi defteri bizim için hiçbir zaman kapanmadı, kapanmayacak ve Galatasaray yönetimi de bu anlamda Icardi'nin tekrar takıma katılması ve takımla olması için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ama tabii Icardi'nin özellikle geçen sezon ortaya koymuş olduğu performans birçok Avrupa ülkesinin ve özellikle Arap Yarımadası'ndaki birçok takımın iştahını kabarttı diyebiliriz ve Arabistan'ın o futbolun içine bir girişi var ki bütün dünya bu işten çok büyük rahatsız. Çünkü çok basit bir örnek vermek gerekirse, bütün hemen hemen yaptığımız yayınlarda da bunu dile getirdik. Mesela Beşiktaş ve Galatasaray Kante'nin transferinde büyük yol aşama kaydetmişlerdi. 5-6 milyon eurolar konuşulurken, bu transferin olması beklenirken Suudi Arabistan piyasasının, Suudi takımlarının devreye girmesi Kante'nin yıllık 100 milyon eurolara transfer olmasına neden oldu. Bu anlamda tabii eliniz güçlüyken güçsüz duruma düşüyorsunuz. Icardi için de Suudi Arabistan'dan birçok takımın teklifinin olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa basınında çıkan haberlere baktığımızda. Ancak Icardi'nin ve Icardi gibi futbolcuların büyük bir bölümü, evet, Suudi Arabistan takımları hemen hemen yıldız denilebilecek birçok futbolcuya teklifte bulundu ama tabii bu teklifleri kabul etmeyenler de oldu. Mesela Real Madrid'de Modric. Yani çok ciddi anlamda teklifler yapıldı. Çok ciddi anlamda ücretler talep ettiler. Ancak Modric Avrupa'da yoluna devam etmeye, yani Real Madrid'le yoluna devam etme kararı aldı. Icardi ve Vandanara da Avrupa ülkelerinde devam etmek istiyor. Ve özellikle Galatasaray'da geçen sezonun adına şarkılar yazılan Icardi'nin, ki çok kolay değildir bir futbolcunun adına şarkılar, bütün tribünlerle birlikte, bütün tribünlerin coşkusuyla birlikte bir şarkıyı aynı anda eşlik etmek her futbolcuya nasip olacak bir durum değildir. Icardi de böyle bir sevginin içinde gitti, ayrıldı Türkiye'den ama bu sevgiyi de unutmuş değil. Tabii ki Galatasaray için de Icardi her anlamda o açık kapısı muhakkak var. Icardi'nin gelebilme adına da hala Galatasaray'da o sıcak temaslar devam ediyor. Ancak tabii bonservis bedelleri ve ödenecek paralar burada devreye girince, özellikle bizim ülkemizdeki kur artışının farkı da ortaya konulduğu zaman ciddi anlamda ortaya bonservis ücretleri ya da alacak ücretleri çıkıyor futbolcuların yıllık alacaklarında.
Icardi'nin özellikle yıllık 10 milyon euro istediği iddiası var. Galatasaray yönetimi 6 milyon eurolara kadar çıkıp kalan bölümünü sponsorluklarla halletmek için yoğun bir çaba harcıyor. Tabii Icardi transferi bu anlamda biraz zor gibi gözükse de ama Galatasaray'daki sıcak gündemini koruyor. Tabii Galatasaray'da Icardi ama Icardi kadar geçen sezona damgasını vuran bir Torreira var. Özellikle Torreira'nın menajerinin her gün farklı bir açıklama yapması muhtemelen Galatasaray kulübünü de kızdırıyor. Çünkü sözleşmesi devam eden bir Torreira var ama Lazio kulübüyle dirsek temasında olan Torreira'nın bir menajeri her gün ayrı bir kapıda, her gün ayrı bir kapıyı çalması Galatasaray yönetimi de kızdırmış gibi gözüküyor. Oyuncunun aklının çelinmesi ve İtalya'ya geri dönebilme ihtimalinin üzerinde durulması ciddi anlamda ama Galatasaray yönetimi Torreira'yı bırakmamanın derdinde, bırakmak istemeyen bir Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk var. Çünkü geçtiğimiz sezon şampiyonlukta evet Icardi'nin attığı goller şampiyonluk adına çok önemliydi ama Torreira'nın orta sahada göstermiş olduğu performans ve takımın düştüğü anlarda takımı ayağa kaldırmak, takımın ileriye taşıyan ve tekmeye kafa uzatırsınız diyebileceğiniz futbolcular vardır bazı takımlar için. Bu isimler hem taraftar için, hem hocası için, hem de takım için çok değerlidir. Öyle bir an gelir ki o 90 dakikalık zaman diliminde düştüğünüz anlar, geriye düştüğünüz anlar olur. Takım olarak tribünlerden gelen tepkilerden dolayı moraliniz bozulabilir ama elinizde bir Torreira varsa bunlar nereden gelirse gelsin sizi ayağa kaldırabilecek bir isim ki Torreira'nın da geçtiğimiz sezon eğer bugün Galatasaray şampiyonluğu yakalayıp sezon sonundaki kupayı kaldırdıysa Icardi kadar Torreira'nın da o işte büyük bir emeği var. Torreira'nın tabi çalışmalara katıldı ancak dediğim gibi menajerinin her gün ayrı bir kapıda olması Galatasaray yönetimini de kızdırmış gibi gözüküyor. Çünkü aklının çelinmesi, İtalya'ya geri dönmesi, özellikle Lazio kulübüyle olan bir dirsek temasının ciddi boyutlara gelmesi, ilerleyen günlerde Torreira hakkında da net bir durum ortaya çıkacak. Tabii Lazio kulübü Torreira ile bitmiyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın da orta sahasını, Beşiktaş'ın da o en can alıcı bölgesindeki ismi. Yani bir anlamda Lazio eğer bugün o iki transferi Gerson Fernandes ve Torreira'yı transfer ederse hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın o canı dediğiniz, kalbi dediğiniz bölgedeki oyuncuları alacak. Bu anlamda da hem Beşiktaş kulübünün hem de Galatasaray kulübünün İlerleyen günlerde nasıl bir karar vereceğini de yaşadıkça göreceğiz ve zaman geçtikçe de net bir şekilde göreceğiz. Ama bugün Beşiktaş'ta Galatasaray'da Galatasaray ne Torreira'dan vazgeçmek istiyor, Beşiktaş'ta ne Gerson Fernandes'den vazgeçmek istiyor diyelim. Kısa bir reklam arası, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Spor Kazanı devam ediyor. Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 15.18. Ben Yılmaz Dirim. Evet, Galatasaray demiştik. Icardi, Torreira. Tabii burada Icardi ve Torreira ile de bitmiyor. Nelson, Rashica, Şaşaboy ve Zaniola isimleri de Avrupa takımlarının özellikle transfer etmek istedikleri listelerin içinde, listelerin başında yer alan isimler. Özellikle Nelson'un sezon başında Galatasaray yönetimiyle yaptığı bir görüşme vardı ki bir sene daha Galatasaray'da kalıp karşılıklı sözler verilmişti ve sezon sonunda Nelson'un da Avrupa'dan gelecek en iyi teklifi değerlendirip ayrılmak istediğini ve Galatasaray yönetimiyle yapılan bu görüşmelerde de ortaya çıkan sonuç Nelson'un da eğer daha ciddi bir teklifler
ki çok teklifler var Nelson için de. Galatasaray yönetimi de o istedikleri rakamları kafalarında oluşturmuş oldukları bonservis ücretlerini, bonservisinin karşılığını alabilmesi halinde Nelson'un da yavaş yavaş Avrupa ülkelerine gideceği gibi gözüküyor. Tabii burada Zaniolo özellikle Galatasaray yönetimi bu transferden ciddi anlamda bir maddi gelir bekliyor ve Zaniolo'nun özellikle Juventus kulübünün Zaniolo ile çok ilgilendiğini biliyoruz ve Galatasaray yönetimi de bu anlamda gelen talepleri ve yapılan teklifleri değerlendiriyorlar diyebiliriz. Beşiktaş, ben kısa bir değerlendirme yapacağım. İlerleyen dakikalarda ise bu anlamda hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan telefon bağlantılarımız olacak. Durum değerlendirmesi yapacağız. Gündemi konuşacağız. Gündeme dair gelecek adına takımların neler yaptığını konuşacağız. İlerleyen dakikalarda da yapacağımız telefon bağlantılarıyla da gelecek adına takımların gündemini, transfer görüşmelerini, elindeki oyuncularla kalacak gidecek birçok ismin durumları hakkında bir telefon görüşmeleri yapıp bu konuda da sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Beşiktaş özellikle Torreira'yı anlatırken Gaston Fernandez'in de Lazio kulübünün çok ciddi anlamda Gaston Fernandez'le bir ilgisi olduğunu ve Torreira'nın yanında orta sahaya Gaston Fernandez'i de eklemek istiyor ama Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş'in bu gelen tekliflere hiç de sıcak bakmadığı gibi gözüküyor. Çünkü yapılan görüşmelerde, yapılan bugüne kadar temaslarda Gaston Fernandez'in takımda kalması için her türlü çaba harcıyor. Beşiktaş'ın özellikle geçen sene sezonun sonuna doğru daha da böyle bir Redmond'un parladığını gördük. Redmond'un hem takıma hem skora katkısının büyük olduğuna şahit olduk ve Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Hoca da Redmond'un performansından oldukça memnun olacak ki takımda kalması için yoğun bir çaba harcanıyor diyebilirim açıkçası. Redmond'un ailesinin Avrupa'da yaşamak istemesi, çocuklarının orada okulda gitmesini istemesi bir anlamda engel olurken son gelen ciddi bilgilerde Redmond'un gelecek sezon eğer bir aksilik olmazsa Beşiktaş formasında görebiliriz. Beşiktaş'ın özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in Ozan Tufan ısrarı Hull City'de milli oyuncumuzu tekrar Türkiye'ye getirmenin çabası içinde Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda orta sahaya bir anlamda önlem aslında gelecek planları A planının dışında B planı ve C planlarını da devreye sokmak isteyen bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın özellikle Trabzonspor'dan Fransa Ligi'ne transfer olan Lille'ye giden Yusuf Yazıcı'nın da gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Şenol Hoca'nın geçmişine ve bugününe baktığımızda en büyük özelliklerinden biri şuydu: kaybolmuş, futbola küsmüş ve futboldan uzaklaşmış isimler Şenol Hoca'nın eline geldiği zaman bu isimlerin tekrardan ciddi anlamda performansların artması ve takımına katkısının büyük olması ve gelecek adına, çünkü örneklerini yaşadık, Şenol Hoca bitti denilenleri tekrardan ayağa kaldırmasını iyi bilen bir teknik direktör. Bugüne kadar yapmak isteyip de olmadığını çok az şahit olduk. Sadece ve sadece geçen sene büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Delali'nin artık futbolda Delali'yi bırakmış. Delali de futbolu bırakmış gözüküyor ki teknik direktör Şenol Güneş de evet büyük bir çaba harcadı. Takım olarak büyük bir çaba harcandı. Çünkü ondan çok şey bekleniyordu. Ama Delali ile olmadı, olmayacağı da belliydi gibi gözüküyordu. Fenerbahçe'ye baktığımızda teknik direktör İsmail Kartal. Evet, haftalardır, günlerdir Fenerbahçe'nin hocasının kim olacağı, kimin geleceği çok konuşuldu. Montella denildi. Pazartesi Montella, Salı İsmail Hoca, Çarşamba Abdullah Avcı, Perşembe Sergen Yalçın, Cuma
Aykut Kocaman ve hafta sonunu boş geçtik. Hafta sonu da bu beşli dörtlü arasında kim olacağını günlerce konuştuk. Özellikle Sayın Başkan Ali Koç'un 17 Haziran'da Mali Genel Kurul'da yaptığı bir açıklama vardı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon adına Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik direktörün Türk olacağı ve Türk olacağını anlatırken bir de Fenerbahçe'nin içinden gelmiş, Fenerbahçe'nin kalbini, ruhunu ve Samandıra tesislerini iyi bilen bir hocayla yola devam edeceklerini söylemişti. Bunun üzerine tabii biz Papatya Falaşar gibi kim olacak konusunda tercihler ve adaylar, tabii burada Volkan Demirel'i de unutmamak lazım. Onu da es geçtim, özür dilerim. Bu listeye Volkan Demirel'i de eklemek isterim. Kim olacak kısmında İsmail Hoca bu kriterler içinde en ön plana çıkan isimdi ve Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlamış oldu. Haç görevini yapıp İstanbul'a özel uçakla ve erken gelen İsmail Hoca soluğu hemen Samandıra tesislerinde aldı ve gelecek adına yapılacak çalışmaların bir anlamda Samandıra tesislerinde kamp kurarak gelecek çalışmalarını ilerletmek için yardımcılarıyla birlikte kolları sıvadı diyebiliriz. Teknik direktör İsmail Kartal 2014-2015 sezonunda Ersun Hoca'dan boşalan koltuğa oturmuştu. Yani hazır takım derken sakın yanlış anlaşılmasın, kendi yaptığı bir takım değildi. Bu anlamda hazır bir takıma gelmişti. Hiçbir oyuncu kendi transfer etmemişti. 2021-2022 sezonunda ise Vitor Pereira'nın yerine, Vitor Pereira'dan boşalan ve Fenerbahçe'nin geldiği günden itibaren de o bugünlere gelmesini, Avrupa yoluna tekrar çıkması, ki bu biraz da İsmail Hoca, yani evet İsmail Hoca oynattığı futbolla tekrardan Fenerbahçe'yi diriltti, ancak Avrupa'ya çıkışıyla birlikte o yoğun maç temposu içine de girmesinin belki de bugün Fenerbahçe'nin o yoğun maç temposundan dolayı şampiyonluğu kaçırdığı söyleniyor. Ve İsmail Hoca resmen Fenerbahçe'de 3. dönemine de başladı. Hayırlı olsun diyebiliriz. Tabii İsmail Hoca ile bitmiyor. Özellikle Fenerbahçe'de İsmail Hoca ve daha doğrusu hocanın yokluğunda yapılan transferler var. Kimdi bunlar? Rankent ve Edin Dzeko. Fenerbahçe'nin merakla beklenen forvetindeki isimdi. Kim olacaktı? Çünkü baktığınız zaman Beşiktaş'ta Abubakar, Galatasaray'da performansı çok üst seviyede olan bir Icardi varken Fenerbahçe yönetimi bu sezon rakiplerinin değerinde, rakiplerinin forvetindeki bir ismi Edin Dzeko'yu transfer etti. Ancak ben kısa bir değerlendirme yaptım. Dediğim gibi telefon attığımızda bugün çok değerli dostlarım, arkadaşlarım olacak. Biz ve geleceği ve her takımında gelecek sezon neler yapacağını konuşacağız. Evet, Ali Aydın bizimle, gazeteci dostum, arkadaşım, çok sevgili ve değer verdiğim bir arkadaşım. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayın sana da, sana da iyi bayramlar diliyorum. Ali, ben önden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan kısa bir özet çıkardım. Beşiktaş'a bugün baktığımızda özellikle Gerson Fernandez'in Lazio transferinin çok konuşuluyor. Gider mi sence? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Ya da gidebilme ihtimali nedir? Ya da kalma ihtimali sana göre nedir? Kalma ihtimali biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Çünkü o Beşiktaş'ın istediği paralara henüz ulaşamadığı için. Evet. O önerilen rakamlara işte yönetimi Gerson Fernandez'i bırakmayacak. Zaten başkanın da Şenol Hoca'nın da görüşü bir kere daha Gerson Fernandez'in en azından bu senede takımla birlikte olması yönündeydi. Ama işte Beşiktaş Kulübü Başkanı 20-25 milyon euro bandında bir servis bedeli görürse o zaman düşünmeden indirebilir, satabilir. Evet. Ama için kalması daha çok yakın gibi Beşiktaş'ta. Ali, önce eldikilerden bahsetmek istiyorum. Ben Redmond'dan da kısa bir özet geçtim. Redmond'daki son durum nedir? Beşiktaş'ta kalabilme ihtimalinin ben son yapılan görüşmelerde ve son yapılan açıklamalara baktığımızda Beşiktaş'ın ısrarının devam ettiğini söyledim. Redmond'daki son durum nedir? Bunun için şu anda sportif direktör Ceyhun Kazancı
İngiltere'ye gitti. Yüz yüze görüşecek. Evet. Ailesiyle de görüşecek. Eşi biliyorsun bu ayın, Temmuz ayının 3'ünde ya da 4'ünde bir doğum yapacak. Evet. Dolayısıyla tabii hassas bir dönemden geçtiği için eşiyle de pek fazla görüşme imkanı bulamamış Redmond. Onun üzülmemesi adına. Şu anda bir tek doğuma odaklanmış durumdalar. Cevim Kazancı hem doğacak çocuklarını tebrik etmek amacıyla hem de görüşmek amacıyla bir araya gitti. Tam bir sonuç çıkmasını bekliyor, umut ediyor. Güneş'in takımda kalması yönünde isteği var. Evet. Yönetimin isteği var, kulübün isteği var, taraftarın isteği var. Bunlar tabii artı bir durum. Bundan sonrası için artık top Cevim Kazancı ile Redmond'da. Artık onu iddia etmek Cevim Kazancı'ya diyecek artık onu. Gelirse Beşiktaş transferde çok büyük rahatlama yaşayacak. Çünkü Redmond eğer Beşiktaş'ta kalırsa ona göre bir transfer yolu haritası olacak. Redmond gelmezse işte bu sefer transfer biraz daha fazlalaşabilir. Yani Redmond Beşiktaş'ta kalırsa Beşiktaş 3 transfer yapacaksa eğer Redmond gelmezse bu sefer o sayıyı 5-6'ya bulabilir. Doğru. Ali, Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı isimleri özellikle sosyal medyada ve kamuoyunda biraz daha ön plana çıkmış durumda. Bu iki isim için neler söylersin? Bir şey söyleme gerek yok. Oyuncu kaliteleri ortada. Evet. Şenol Güneş'in tesisatından geçmiş. Şenol Güneş de başarılı olmuş. Önemli futbolcudan bahsediyoruz. Özellikle ben Yusuf konusunda gelirse Yusuf futbolda ikinci baharını yaşayabilir. Aynısını ben söyledim. Yusuf çok yetenekli ve çok değerli bir oyuncu. O buradan en büyük artısı Şenol Güneş olacağını düşünüyorum. Eğer bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş transfer yapmış olur. Ozan Tufan'ı da zaten hep isteyen... Ali, çok özür diliyorum. Bir kısa yarış arası verebilir miyiz? Spor Kazanı devam ediyor. Saatlerimiz 15.36. Ben Yılmaz Dirim. Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gazeteci dostumuz Ali Aydın'la birlikte Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Vedat, telefon attığımızda mı Ali Aydın? Evet, Ali Aydın tekrar attığımızda. Ali, acil at yarışına gitmek zorunda kaldık. Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı'yı konuşuyorduk. Lütfen devam et. Ozan Tufan görüşlerimizi belli etmiştik. Ozan Tufan da hocanın bildiği, güvendiği bir isim. Zaten hep istiyordu. Gelirse ben şaşırmam. Olumlu karşılar mıyım? Bence olumlu karşılarım. Çünkü Beşiktaş'ın o bölgedeki eksiklerinden bir tanesi o Ozan Tufan'la dolduracağını düşünüyorum ben. Kaldı ki zaten Şenol Güneş'le birlikte olacağı için de futbolunda da yine başka bir seviyeye ulaşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir transfere de olumsuz bakmıyorum. Ama tabii şimdi sevgili Cevim Kazancı'nın da yurt dışında İngiltere'de olması, orada yapılacak görüşmeler de rotasında dediğim gibi belli edecek. Önemli. Tabii ile ilgili çok soruluyor, bize de geliyor. Tim o nereden vazgeçmiş değil ama zor bir transfer olduğu için de devamlı şeylere devam ediyor. Ama bir yandan da yine 10 numara tanımına uygun bir transfer içinde uğraşılıyor. Burada görüş yapılacak ama bir yandan da İngiltere'de o 10 numara arayışları da İngiltere'den de olabilir. Aslında Beşiktaş sadece İngiltere'de değil, İspanya, Fransa gibi ülkelere de dönmüş durumda. Orada olabileceği bütçesine uygun, takımına uygun bir 10 numara transferini de sadece İngiltere değil, bu ülkelerden de bakıyor. Evet. Dediğim gibi, ilk başta söylediğim gibi Redmond'un transferi Beşiktaş'ın yol haritasını çok verecek.
Evet Ali, şunu da sormak isterim sana. Her dinleyicime, her telefonla bağlanan arkadaşıma, abime de sorarım Arda konusunu. Arda gitmeli mi, kalmalı mı? Çünkü bu artık öyle bir duruma geldi ki her gün bir yere gönderiliyor. Her gün gönderildiği yerden başka yere gönderilmeye başlandı. Sen yıllarca bu işin içinde, bu mesleğin artık kalbinde büyümüş ve içinden gelmiş bir isim olarak, Türk futbolunda onlarca, yüzlerce bu tarz transferlere şahit olan bir isim olarak senin görüşünü merak ediyorum açıkçası. Şimdi gideceği yer önemli. Evet. Paris Saint-Germain'e gidecekse hemen gitsin. Real Madrid'e gidecekse hemen gitsin. Barcelona'ya. Evet. Real Madrid'e. Kulağa. Eğer gidecekse hemen gitsin ama altındaki takımlara gidecekse hiç gitmesin. Fenerbahçe'de yani o saydığım takımların altındaki takımlar kadar da takımdan da daha camia, daha güçlü bir camia. O yüzden Türk futbolunun Sergen Yalçın'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biri olma yolunda devam ediyor. Doğru. Onların kitasını ve ailesi düşünüyordur. Bunun gibi Arda'ya bu saatten sonra Real Madrid gibi, City gibi, Roma gibi, Liverpool gibi yakışır. Peki o kaliteli kumaştaki bir oyuncuya bir takıma gitmek gitmesine gerek yok derim. Yani Fenerbahçe'de kalsın daha iyi. Peki. Ali Aydın, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bana zaman ayırdın. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. İyi tatiller. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Beşiktaş adına Ali Aydın'dan, gazeteci dostumuz, Beşiktaş'ı iyi bilen bir isimden, Beşiktaş'ın geleceği hakkındaki transferler hakkında birçok konuyu konuşmaya çalıştık. Özellikle Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı'nın Şenol Hoca'nın elinde nasıl bir değer katacağını anlattı ki ben de aynı görüşteyim. Teknik direktör Şenol Hoca'nın iki ismi de ayağa, ki Ozan Tufan artık daha hani Yusuf Yazıcı'ya göre, çünkü Yusuf Yazıcı'nın tekrardan bir Trabzonspor'a gelmesiyle birlikte o hayal kırıklığının Beşiktaş'ta olmayacağını ve Şenol Hoca'nın da elinde Yusuf Yazıcı gibi değerli ve Ozan Tufan gibi iki değerli oyuncunun çok daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum. Evet, Beşiktaş'a geçmeden önce kısa bir Fenerbahçe yapmıştık. Galatasaray'ı konuştuk. Fenerbahçe'de neler oluyor, neler bitiyor onları konuştuk. Özellikle İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte merak edilen en çok konulardan birisi Arda'nın durumu. Özellikle dün sosyal medya ve kamuoyuna öyle bir haber çıktı ki Katalan ekibinin başkanı, Barcelona'nın başkanı Laporta'nın Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ve transfer edebilecekleri tarzında bir ifadesi olmuştu. Ve Deco'nun, ki Deco'yu çok beğenen, o oynadığı dönemlerde hayranı olan bir isim olarak Deco'nun Türkiye'ye gelip Fenerbahçe yöneticileriyle Başkan Ali Koç ve Arda'nın ailesiyle bir görüşme yapacağı konuşuldu. Özellikle Real Madrid'in Arda konusundaki ısrarı devam ediyor. Benfica'nın, Sevilla'nın, Borussia Dortmund'un Arda konusundaki ısrarları devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi Arda'nın o 17,5 milyonluk serbest kalma maddesinin dışında da gelecek adına ikinci bir satıştan elde edilecek muhakkak. Çünkü Arda bugün itibariyle artık çünkü gitti diyebiliriz. Gitmek isteyen, ailesinin de gitmesini istediği ve ailesinin de Arda'nın artık Avrupa'da futbol hayatına devam etmesi istediğini görüyor gibi. Çünkü bundan önce yapılan iki görüşme vardı Sayın Ali Koç ve ailesiyle birlikte. Eğer Arda Fenerbahçe'de kalmak isteseydi zaten bu görüşmelerin birinde netlik kazanırdı. Üçüncü bir görüşmeye kalmazdı. O da bu hafta yapılacak görüşmelerde. Fenerbahçe sezon öncesi top başı yapmadan önce Başkan Ali Koç tekrardan bir Arda'nın ailesiyle ve Arda'yla bir araya gelip durumu, gelen teklifler değerlendirilecek, en iyi takım, bu teklifler arasındaki en iyi takım ve en iyi seçenekler,
en iyi tercihler belirlendikten sonra Arda'nın durumu da netlik kazanmış olacak. Çünkü Real Madrid, Barcelona gibi takımların Arda'yı istemesi, evet, ciddi anlamda teklifleri var. Ama Fenerbahçe yönetimi Arda'nın gitmesi halinde, Avrupa'ya bir takıma transfer olması halinde de bir yıl daha kalması seçeneği masada çünkü. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un özellikle bir yıl daha kalıp ondan sonra istediği bir takımı tercih etmesini Arda'ya söylemişti. Bu yönde de gelen teklifler değerlendiriliyor ve gelen teklifler içinde kulüplere bu teklifler de sunuluyor. Evet, Arda'yı transfer edebilirsiniz ama bir yıl daha bizde oynasın kiralık olarak teklifleri de masada. Buna sıcak bakan Real Madrid, Barcelona gibi kulüpler buna çok sıcak baktığını ama Dortmund'un ve Benfica'nın, Sevilla'nın Arda'yı direkt oynatmak istediklerini söyledikleri için bu tekliflere çok da sıcak bakılmadığını çıkan haberlerde görüyoruz. Fenerbahçe'de de tabii Arda'nın bu belirsizliği hem Arda'yı hem de Fenerbahçe'yi bir anlamda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bir anlamda o istenmeyen sonuçların içine sokmaya başlıyor. Çünkü haftalardır Arda için sosyal medyada, kamuoyunda gitmemesi yönünde, kalması yönünde birçok kampanya düzenleyen Fenerbahçe taraftarı yavaş yavaş işin de şekillenmesiyle birlikte Arda'ya olan tepkilerini dile getirmeye başladılar. Bu da hem Fenerbahçe kulübüne hem de Arda'ya yavaş yavaş zarar vermeye başladı. Fenerbahçe yönetimi bir an önce bunun önüne geçip kesin bir kararla yoluna devam etmeli diye düşünüyorum. Bir futbol sever olarak hem burada Arda'yı harcamamış oluruz hem de Fenerbahçe kulübü gelecek sezon öncesinde bu hatalarının biraz daha düşürmüş olur ve tepkilerin azalmış olacağını söyleyebilirim. Tabii Fenerbahçe'de özellikle Rankent ve Edin Dzeko transferleri dışında beklentiler de var. Özellikle hocanın belli olmadığı dönemde Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışmaları vardı. Baktığımızda bugün Rankent ve Edin Dzeko bir hoca transferi olmadığını söyleyebiliriz. Yönetim transferi olarak değerlendirebiliriz bunu. Tabii İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi sunacağı bir transfer listesi olacaktı ki olmuştur da. Çünkü Sayın Ali Koç'un 17 Haziran'da Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada büyük ölçüde zaten İsmail Hoca ile anlaşılmış ve aş görevine giden İsmail Hoca da Sayın Başkan ve yönetime de gelecek sezon adına yapılacak transferlerin listesini de vermiştir diye düşünüyorum. Ve bu yönde de bu dakikadan, bugünden itibaren de Fenerbahçe yönetimi İsmail Hoca'nın raporu doğrultusunda yapılacak transferler var. Transfer dediğimiz özellikle Fenerbahçe kanatlara, kaleci ve bir forvet hattına daha ihtiyacı olduğunu, orta sahayı da güçlendirmek isteyen, ki Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyuncular da var. İlerleyen dakikalarda bunu biraz daha açmak isterim. Çünkü teknik direktör Jesus'un kalması durumunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimler vardı. Çünkü dün yaptığımız Emre abi, Emre Can, Fenerbahçe eski yönetici ve iş insanı, Jesus'u İstanbul'a getiren, Fenerbahçe'ye getiren Emre Can söylediği çok önemli bilgiler vardı. Fenerbahçe'li futbolcularla Jesus arasında artık sevgi bağının olmadığını söylemişti. Bu anlamda da Jesus eğer gelecek sezonda Fenerbahçe'nin başında kalsaydı çok önemli isimler Fenerbahçe'nin ayrılmayı planlıyordu. Ama İsmail Hoca'nın gelişiyle bu görüşte bir anlamda değişmiş oldu. O isimleri de ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra reklamlardan sonra devam ediyoruz. Spor Kazanı devam ediyor. Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 16.05 ve şimdi Galatasaray'ı konuşacağız. Çok sevgili bir dostum, arkadaşım, yıllardır her ne kadar ayrı takımlara
ayrı takımlarda çalışsak da ama o dostluk her zaman bakidir diyebileceğim bir isim. Alper Mert. Hoş geldin kardeşim. Gel Yılmaz'ım. O kadar güzel anlattın ki beni şimdi ne desem boş. Ama, senin yerin ayrı biliyorsun. Evet evet, senin de bendeki yerin çok ayrı. Sen yıllarca o 20-25 yıllık dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nde, ben de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görevlerimizi yaptık ama herkes mutlu olduğu yerde ve tuttuğu takımda çalışmayı beklerdi. Senin için de benim için de bu şartlar bizi bu şekilde ilerletti ama o dostluğumuz hiçbir zaman bozulmadı bizim. Benim kendi adıma bunu çok rahat dile getirebilirim. Bu anlamda, bu anlamda benim için çok değerli bir isimsin Alper. Hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Tabii bizim dönemimizde muhabirlik, gazetecilik işte daha farklıydı. Çünkü nasıl farklıydı? Biz haber olunca Galatasaray'da da görev yapıyorduk. Tabii. Şimdi biraz jenerasyon değişince sistem de değişti ama bizim dostluğumuz tabii ki baki. Çok başka bir seviye. Çünkü biz gerçekten zor şartlarda çalıştık. Evet, şimdi evet. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biraz daha rahatlar. İşleri zor ama bize göre biraz daha rahatlar ama bizim dostluğumuz ömürlük tabii ki. Yani ben Fenerbahçe'ye bakıyordum. Seni ben bir yıl Galatasaray'a bakarken seni tanıdım. Ve çok da mutlu oldum seni tanımaktan dolayı. Öyle bir şey değil. Ayrımız gayrımız yok. Evet, hani evet. O sofra beraber kuruldu. Beraber yemek yerdik. Beraber eğlenirdik. Şimdi tabii biraz daha farklı bir yapı oluşmuş ama inşallah bizim düzenimize dönerler, daha mutlu olacaklarını düşünüyorum açıkçası. Doğru, çok doğru. Bu anlamda da sana hem dostluğundan hem de bugünkü yayınından dolayı, burada olmandan dolayı teşekkür ediyorum ve iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Radyo Spor ailesinin yeri bende çok ayrıdır. Evet, evet. Çok sevdiğim insanlar çalışıyor orada daha kuruluşundan bugüne kadar. Spora, yani spor yayıncılığına kattığı çok büyük bir değerdir Radyo Spor. İnşallah daha da güçlenerek büyüyecek. Radyo Spor'da olmak benim için ayrı bir gurur tabii. Teşekkür ederim. Alper, hiç zaman kaybetmeden Icardi'yi tabii sormak istiyorum. Icardi'deki durum nedir? Galatasaray taraftarı yeni yapılacak transferleri evet merak ediyor ama en çok merak ettiği kişi Icardi'nin ne olacağı. Icardi gelecek mi, gelmeyecek mi? Icardi konusunda şöyle bir durum söz konusu. Icardi Arap takımlarına şu an için gitmeyi düşünmüyor açıkçası, evet. Ama Icardi tatile çıkmadan önce şunu söyledi, dedi ki benim etrafıma kimleri alacak, yani ben kimlerle oynayacağım, çünkü Icardi Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir kadro bekliyor. Evet. Galatasaray özellikle omurga anlamında Mertens ve Sergio Oliveira dahil değiştirmeyi düşünüyor ve Icardi de bu değişiklikleri bekliyor. Bu değişikliklerin sonunda ortaya çıkacak olan kadro Icardi'nin de kararını etkileyecek. Baktığımız zaman Icardi'nin paradan önce istediği bazı özellikler var. Takım kadro kalitesinin artması. Takım arkadaşlarının kalitesinin artması. Bu anlamda Galatasaray yönetimi ciddi olarak başka alternatif transferlerle, yani forvet olarak bir orta saha, kanat, işte bek, neyse, o kadro kalitesini arttırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Çünkü Sacha Boey ile Nelson'a ciddi teklifler var. Evet. Bu anlamda Galatasaray yönetiminin artı çalışmaları var. Bu yüzden Icardi transferi paradan öte başka şeylerin belirleyebileceği bir transfer olarak ön plana çıkmış durumda. Yani Galatasaray taraftarı şunu bilmeli. Icardi Paris Saint Germain'in antrenmana çıkabilir. Paris Saint Germain'de kampa katılabilir ama Icardi'nin gönlü de aslında burada. Burada da Galatasaray yönetiminin oluşturacağı takım, belirleyeceği bütçe Icardi'nin transferini net olarak ortaya koyacaktır. Bu aşamada bir sorun gözükmüyor. Galatasaray yöneticilere sorduğunuzda Icardi transferi olumlu şekilde ilerliyor ama ifade ettiğiniz gibi başka detayların olması transferi biraz daha geciktiriyor ama Temmuz ortası gibi yani ikinci kampta özellikle ben Icardi'nin Galatasaray'ın kampında olacağına inanıyorum. Peki Torreira'yı sorayım sana hemen Alper. Torreira'daki durum nedir? Çünkü Lazio'nun bir sıcak teması var Torreira için. Şöyle söyleyeyim ben sana. Galatasaray Torreira'yı satmayı düşünmediği gibi sürece Paredes'i de transfer etmek istiyor. Evet, ikinci, üçüncü sorum da Paredes olacaktı. Yani şimdi çünkü sen o dönemleri iyi hatırlıyorsun. Yani abin Ümit abi daha iyi bilir bizden ama evet, hakkını yemeyelim. Okan Emre Suat orta sahası vardı ya Galatasaray'da. Evet, evet. Aynı orta saha yapısının kurulmasını istiyor. Okan Hoca da şu anda kendisini arıyor. Torreira'yı Emre'ye benzetiyor. Okan'ı da, yani Okan Buruk'u da kendisini de Paredes'te görüyor. Bir aşamada Paredes'le ilgili ciddi pazarlıklar var. Galatasaray yönetimi bunu bitirmek için, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Önlerine de Hacı değil ama
çağdaş bir 10 numara. Yani topla var olan değil, topsuz olanda da iş yapan bir 10 numara beklentisi var. Bu anlamda da görüşmeler devam ediyor. Ama şu anda Paredes transferi Icardi'nin de istediği ve benimsediği bir transfer. Çünkü arkadan beslenmeyi, önüne top atılmasını isteyen, replikle ileriye daha hızlı çıkmasını, takımın çıkmasını isteyen bir Icardi'den bahsediyoruz. Sergio Oliveira da bunun aksaklığı olmuş. Daha ağır oynayan, pasları çok isabetli ama mücadele anlamında mücadele gücü daha düşük ve ortalama ligde 10-12 maç üst düzey oynayan, onun dışında da eleştirilecek düzeyde düşük performans olan bir oyun ortaya koydu. İşte bundan dolayı da Paredes'in ön plana çıkıyor. Okan Hoca'nın da onayladığı bir karakter. Paredes'i bekliyoruz. Bu konuştuğumuz isimler dışında sürpriz bir isim karşımıza çıkabilir mi Alper? Yılmaz çıkar. Şöyle çıkar çünkü Sacha Boye'nin ve Nelson'un ayrılığıyla Galatasaray'ın transfer politikası değişebilir. Evet. Yani bu anlamda sürpriz isimler çıkacağı gibi Okan Hoca 3 tane forvet istiyor ve bunların üçünün de yabancı olması gibi bir durum söz konusu. Tabii ki burada sen çok iyi biliyorsun. Yani yıllarca bizlerle beraber omuz omuza çalıştık. Evet, evet. Yönetimler transfer zamanı 10-12 kişilik listelerle çalışırlar. Şimdi taraftar şunu söylediğiniz olmadı, bunu söylediğiniz olmadı diyor ama öyle kolay bir tabii, kesinlikle, dönem değil. Kesinlikle. Yani şu an Galatasaray'ın elinde ortalama 15 kişilik bir forvet listesi var. Bu forvet listesinin içinden hangisi bütçesine uyacak, hangisi Galatasaray'a, daha doğrusu Süper Lig'e gelmek isteyecek. Şimdi hiçbir ülkede yayın hakkı satılmamış, İzlenmeyen bir ligden bahsediyoruz. Kolay doğru, değil öyle yani doğru. Futbolcuları buraya getirmek. Bu anlamda Galatasaray yönetimin yoğun bir çalışması var. Forvet noktasında sürpriz isimlerle karşılaşabiliriz ama asıl sürprizi herhalde bir 10 numarada yaşayacağız. Çünkü Galatasaray yönetimi 10 numara yıldız bir isim transfer etmiş. Alper'cim çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yılmaz'cım ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar, iyi bayramlar diliyorum. Çok dinleyenlerimize her evet. zaman. Kardeşim kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, Spor Mania'dan Alper Mert'le birlikteydik. Sevgili dostum, arkadaşım. Kısa bir reklam arası verelim. Sonra Spor Kazanı kaldığı yerden devam etsin. Spor Kazanı devam ediyor. Saatlerimiz 16.16, Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Ben Yılmaz Dirim. Evet sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bugün birçok takımımızla ilgili gelecek adına yapılacak transferler ve gündemdeki isimleri konuşmaya çalıştık. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve fırsat buldukça da Anadolu kulüplerinden Anadolu seyrini yapıyoruz. Anadolu takımlarımızın durumları, tabii onların da sesine kulak vermek, onların da ihtiyaçlarını, onların da transferlerini konuşmak bizim görevimiz. İşte Anadolu turumuza bugün de Sivas'tan devam ediyoruz. Sevgili büyüğüm, sevgili değerli abim Kemal Çağlayan'la birlikteyiz. Olay gazetesi sahibi ve Sivas Spor'un her şeyi ve Sivas'ın her şeyi benim adıma. Kemal abi hoş geldin, iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum, iyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum. Kemal abi, hiç vakit kaybetmeden Sivas Spor'da Rıza Hoca'nın gidişiyle birlikte kim geleceği konuşulurken yine bildiğimiz, sevdiğimiz evet. bizden biri Servet Çetin geldi. Neler evet. söylersin Kemal abi? Özellikle Servet Çetin 2017 yılından beri bildiğiniz gibi Sivas Spor'un teknik kadrosunda yer alan bir futbolcusu. Daha öncesinde Sivas Spor'un kaptanlığını yapmış ve başarılara imza atmış bir futbolcumuz. Ardından teknik heyette göreve başladı ve son olarak da Rıza Hoca'nın ekibinde yer almıştı. Rıza Hoca'nın ayrılmasıyla birlikte bir açıklama yaptı. Bundan sonra yoluna teknik direktör olarak görev yapacağını söyledi. Ki Rıza Hoca'nın ayrılma kararıyla birlikte Sivas Spor Başkanı Sayın Meclis Not Yakmaz'ın gönlünde yatan tek kişi vardı ki bazı isimler ortaya atıldı ama Servet Çetin'di. Çünkü Servet Çetin gerçekten de Sivas Spor'un her yönüyle iyi futbolcularla çok iyi bir anlaşma sağlayan, tüm yönleriyle futbolcularla haşır neşir olan bir teknik heyetteki görevliydi. Antrenör olarak görev yapıyordu ama sporcuların abisi, kardeşi ve tüm sorunların giderilmesinde en büyük paya sahip olan bir kişiydi. Bu nedenle de Sivas Spor Yönetim Kurulu Genel Kurulu'nun ardından hiç vakit kaybetmeden Servet Çetin'le masaya oturdu ve 3 Temmuz günü Sivas'ta 4 Eylül Stadyumunda da bir imza töreni yapılacak. Bu imza töreniyle birlikte
Sebet Çetin'in Sivas Spor Teknik Direktörlüğü de kesinleşmiş olacak. Biz de hayırlı olsun diyelim. Radyo Spor ailesi olarak da hem Servet evet. Hoca'ya hem de Sivas Spor'a da hayırlı olsun dileyelim, tebrik edelim. Kemal abi, transferlerde durum nedir? Özellikle geçtiğimiz sezon zor sezon oldu Sivas Spor adına. Bu sezon özellikle tekrar şunu da dile getirmek isterim. Sayın Başkan Mecnunot Yakmaz'ın bırakacağı iddiaları ama sonra o geminin dümenine tekrar geçti. Evet. O anlamda da yeni bir heyecan oldu açıkçası. Neler bekliyorsun gelecek sezon? Şimdi biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi artık 2005 yılından beri siz de yakından takip ediyoruz. Evet. Bu Sivasspor'un başkanlık görevini yürüten Mecnunot Yakmaz artık sıkıntılar olmaya başladığını, yorulduklarını ifade etti. Hem mental yorgunluk hem de son günlerde özellikle teknik direktör Rıza Çalınmay'ın açıklamalarıyla birlikte tarafların bir yoğun tepkisi başladı. Yani bu tepkiyle birlikte de Mecnunot Yakmaz'a Sayın Başkan da bir açıklama yaptı. Dedi ki ben artık yönetim kuruluyla birlikte almış olduğumuz kararla birlikte çok yorulduk. Yeni bir göre anlayışla yeni bir başarılı bir olacak bir yönetime zemin hazırlamak amacıyla biz kesinlikle aday olmayacağım diye söylemişti ama şöyle söyleyelim, tırnak içerisinde hatırı sayılır kişilerin devreye girmesiyle birlikte Mecnun Başkan tekrar görevi son kez olmak kaydıyla, ki genel kurulda da bunu altını çizerek size söyledi, son kez Sivasspor Başkanlık görevine geldim ibaresiyle kadrosunda 3 tane eski yöneticiyi bırakmak kaydıyla yeni bir yönetim kuruluyla yola başlamış oldu. Ve yola başlamasıyla birlikte de etkili ve yetkili kararlar almaya başladı. Çünkü yeni yönetim kurulunun toplanmasıyla birlikte tüm organizasyonlar üstlenilecek olan görevler gündeme getirildi. Ve işte bu baktığınızda Gökhan Karagöl başkan yardımcılığının yanı sıra basın sözcüsü ve medya sorumlusu olarak görev yapacak. İşte biraz önce çok sevdiğimiz kardeşimiz, yıllardan beri siz de tanıyorsunuz, Oray Baykal. Baykal. Sportif direktör olarak göreve başladı. Bu da demek oluyor ki ve bununla birlikte de yeni süreç içerisinde biraz önce bahsetmiştim. Pazartesi günü saat 14'te Sebet Çetin yeni Örteli Stadyumu'nda imza töreninin ardından bir taraftarla buluşma gündeme gelecek. Sivasspor'la tarafların kaynaştırılması, küskünlüklerin ortadan kaldırılması, sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla bir bir çalıştay gibi nitelendirebiliriz. Bir çalışma yapılacak ve bununla ilgili olarak da ön çalışmalara başlatıldı. İşte alternatif formalarla ilgili olarak artık yönetim kurulu kendi karar vermiyor. Medyaya tanıtımıyla yaptılar. Tarafların istediği formalar gündeme getirilecek. Bunun gibi çalışmalar var ama takımdan 9 tane futbolcu ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Caner Osman Paşa, Abdinan Goya, evet. Gutas, İstak Kofi, Uveştat, Yatabare, Leke James, Kaysedo. Bugünlerde gündeme gelen iki tane futbol şey var. Pendik Spor'un Gradel'le anlaştığı düşüncesiyle. Yatabare işte Gençler Birliği'ne gidecek düşüncesiyle. Bu nedenle de Sivasspor şu an itibariyle Servet Çetin'in yapacağı bir çalışma doğrultusunda. Çünkü Servet Hoca ile geçen gün görüştüğümüzde geniş bir kadroyla yola devam edeceğini ve geniş kendisi de genç bir ekip kurduğunu, bu ekiple birlikte de her türlü çalışmanın içerisine girecekler, yoğun mesai harcayacaklarını söylemişlerdi. Elbette ki şu transfer dönemi içerisinde zorlu bir süreçten geçecekler. Evet. Bu bir gerçek. Ama nokta atışlarla ben inanıyorum. Genç bir kadroya sahip olacak düşüncesindeyim. Şu an itibariyle görüşmelerin sağlandığı ve ön anlaşmaların sağlandığı futbolcular var ama bunların şu anda dillendirilmesi ve isimlerin açıklanması sıkıntı yaratır düşüncesiyle son ana kadar bekliyorlar ve son anında Sivasspor'un kadrosuna gelecek olan futbolcular gündeme gelecek. Ama şu bir gerçek ki Sivasspor'un şu anda 9 futbolcusu gitti ama kemikleşmiş kadrosu hala devam ediyor, bu kadar duruyor. Bu da o Sivasspor için bir artı olarak gözükebilir ama bu kadronun içerisine de olmazsa olmaz diye düşündüğümüz bölgeler, ki bunlar nedir? Orta sahaya, işte forvete baktığınız zaman forvet arkasına futbolcu alması gerekiyor. Bu nedenle de bu çalışma içerisine girecek olan yönetim kurulu şu anda ince erik sık topuyor. Sportif direktör Oray Baykal'ın da göreve başlamasıyla birlikte
İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. Evet Kemal abi, son sorum da şu olacaktı. Gerçi siz biraz değindiniz. Evet saha içi çok önemli ama tribünler de bir anlamda önemli. Geçtiğimiz hafta Servet Hoca ile Servet Çetin'le bayramın birinci günü biz burada bir yayın yaptık. Kendisi evet. de bunu dile getirdi. Ben de bunu dile getirdim. Siz de dile getirdiniz. Tribünlerin kanayan yarası var. Tribünlerden taraftar uzaklaştı ve Servet Hoca da bu anlamda bir çalışma yaptığını da dile getirdi. Siz de buna değindiniz. Tribünsüz, özellikle tribüne gelmeyen taraftarlar sayısının artması Anadolu takımlarının işini daha da zorlaştırır gibi gözüküyor. Doğru. Bu konuda evet, ne dersin evet. Kemal abi? Şimdi özellikle şunu söyleyeceğim. Covid dönemi bir zorlu bir süreç geçirdik biliyorsunuz. Covid dönemi. Covid dönemi içerisinde taraftarla takımın bağlantısı ortadan tamamen kalkmış oldu. İşte korkulu, hastalık korkusuyla düşünüyorsa. Ama bundan sonraki süreç sonrasında Sivasspor'da bu basına ve medya taraflara kapalı çalışmalar devam etti. Evet. Bu nedenle de taraftar takımdan uzaklaşmış oldu. Yani takdir edersiniz ki futbolcusuyla, teknik direktörüyle veya yönetim heyetiyle birlikte şehirde taraftarla buluşması gerekiyordu futbolcuların ve şeylerin. Ortak bir çalışma içerisine girmesi lazımdı. İşte sosyal ve kültürel faaliyetlere değinmek lazımdı ama bunlardan hep uzaklaştı futbolcular. Uzaklaştırmasıyla birlikte de taraftar yoğun bir tepki ortaya koydu. Bu tepki de haklı veya haksız onu tartışmıyorum ama yeni süreçte bunu bertaraf etmek için neler yapılmalı? Biraz önce üzerine söylemiştim. Öncelikle Sivasspor'un taraftardan sorumlu başkan yardımcısı yönetimle birlikte veya başkanla birlikte taraftar gruplarıyla bir araya gelinecek. Yani taraftar liderleriyle bir araya gelecek. Bu çalışma içerisinde neden Sivasspor'la taraftarın arasında soğukluk var? Bu tepki nedendir ortaya konulacak, masaya yatırılacak? Yani daha doğrusu hasta ameliyat gerekiyorsa ameliyat edilecek, yoksa tedavi doğru. edilmesi gerekiyorsa edilecek. Bu taraftarın sahaya, stadyuma çekilmesi sağlanacak. Bununla birlikte özellikle Sayın Başkan Mecnun Tökmaz'da yapmış olduğumuz bir konuşma vardı. Taraftar gruplarının belli bölgelerde kendilerine yer edinmeleri açısından stadyumun belli bölgelerinde sadece bir yere bir bölüme değil de ayrı ayrı bölümlerde yayılmalarını sağlamak amacıyla da çalışmalar yapılıyor ki bu çok olumlu bir şey. Ben inanıyorum ki açık ve net genel kurulda da bunu yaşadık. Bazı taraftar gruplarının liderleri genel kurula gelmişlerdi. Ben taraftar gruplarının Sivasspor'a kesinlikle küskün olmayacağı düşüncesindeyim. Evet. Bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Bu sıkıntılar elbette ki teknik heyet yönünden de olabilir, yönetim yönünden de olabilir ama aşılmayacak konular değildir yani değil, Kemal değil. Abi. Evet. Takdir edersiniz ki Anadolu kulüplerinin ayakta kalmasının en büyük etkenlerinden birisi. Yani bazı kulüpler için taraftar 12. adam olarak nitelendirilebilir ama evet. Sivasspor için 1. adam. Doğru. Taraftarlar. Çok çünkü doğru. Bizim taraftarsız oynadığımız 27.555 kişilik bir stadyumumuz var biliyorsunuz. Çok yakın geldiniz gördünüz yakın. Bu stadyumun dolması gerekiyor ama biz maalesef ki bu sezon 2000 kişiye 1500 kişiye 2000 kişiye futbol oynadık. Doğru, çok acı bir gerçek. Doğru. Bu acı gerçeğin ortadan kaldırılması için neler yapılabilir? Bununla birlikte taraftarı işte biraz önce tepkisini bertaraf etmek için Sivasspor sevgisini daha aşılamak için bu çalışma yapılacak. Bu çalışmalar temele eğilik çalışmalar. Ne olacak bu? İşte biliyorsunuz Şanlıurfa valisi şu anda Salih Ayhan döneminde minik yiğidolar diye bir kampanya başlatılmıştı. Türkiye genel örnek olmuştu. Bu kampanyada birlikte 1500 yakın öğrenci 15.000'de bir stadyuma getirilip evet. ve takım sevgisini aşılanıyordu. Bu tuttu. Çok başarılı doğru bir şey geldi. Evet. Bu nedenle de bunun devam etmesi gerekiyor. Sayın Vali Yılmaz Şimşek bu konuda çok kararlı devam ettirecek düşüncesindeyim. Belediye Başkanı bu konuda çok büyük destekçi. Ben şunu söylüyorum. Şehrin ileri gelenleriyle şehri yönetenlerin bir araya gelmesi taraftarın takımla buluşmasının en büyük bir neden sebeplerinden birisi olacaktır. Bu konuda da Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı ve STK'lar topyekun bir adeta Sivasspor sevgisini kazanmak ve taraftarı stadyuma çekebilmek için bir seferberlik haline geldiler. Bu seferberliğin en önemli maddelerinden bir tanesi taraftar sevgisini stadyuma getirebilmek, spor sevgisini aşılayabilmek. Bunun için de zorlu bir süreç ama bu süreci en yakın zamanda aşacak diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda Sayın Başkan Mecnun Tökmaz çok kararlı. Ben artık şu an itibariyle bu sene son dönemi olduğu için çok başarılı bir dönem içerisinde Sivasspor'u çok başarılı bir düzeye getirmek istiyor.
Bu nedenle de hatırlarsanız 2005 yılında ki o zaman defalarca konuştuk. Evet. Sayın Başkan'ın bir açıklaması var. Demişti ki Sivas'a ben Chelsea'yi getireceğim. O zaman herkes hayal olarak düşünüyordu bu. Ama bununla baktığınız zaman Anderlecht, Shakhtar Donetsk'i tuttuğunuz zaman bütün takımlar Sivas'a geldiler. Avrupa'da yapmış olduğu başarıyla birlikte Sivasspor'un başarısı Barcelona'yı baktığınız zaman Barcelona'yı ayak Atletico Madrid ve Marsilya'yı geride bırakan bir başarısı var Avrupa grafiğinde. Evet. Bu başarının sağlanması için de ne yapacaklar? Çok iyi bir futbol kadrosu, futbol takımı oluşturmak için bir kadro kurulacak. Belki bu çok belirli dışarıdan veya içeriden önemli isimler de kadroya dahil edilecek ama bu en önemlisi şu, temele baktığınız zaman Sivas'ın, Sivas Spor ile taraftarın takım ile veya topyekun Sivas'ın Sivasspor'la buluşmasını sağlamak lazım. Bunun için de çok önemli bir çalışma yapılacak. Ben inanıyorum ki yeni sezon içerisinde artık taraftarın takıma küskünlüğü ortadan kalkacaktır. Çünkü Servet Çetin'in adının açıklanmasıyla birlikte taraftar camiasında çok büyük sevinç var. Evet Cemal abi. Servet Hoca'yı herkes çok seviyor ve ben başarılı olacaklarına da inanıyorum. Bugün baktığınız zaman işte Hakan Keleş de Sivas'tan parladı gitti biliyorsunuz teknik direktör olarak. Hı hı. Ben Servet Hoca'nın da çok başarılı olacağına ve Türk sporuna çok başarılı hizmet edileceği inancındayım. Peki Kemal abi çok teşekkürler, ağzına sağlık. İyi yayınlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, iyi bayramlar diliyorum. Evet sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bugün de spor kazanının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Biz tekrar Ümit Özat'la Trivella programında ben Yılmaz Dilim olarak karşınızda olacağım ama kısa bir reklam arası, sonra biz tekrar buradayız. Spor kazanı sona erdi.